Ekranların en cesur, en korkusuz, lafını esirgemeyen programı Kritik Masa'dan iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yine Bahar Medya Grubu'nun stüdyolarından canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Gündem belirleyen konu ve konuklarıyla Kritik Masa yine canlı yayında ekranlarınızda. Yine önemli bir konumuz var sevgili dostlar, değerli izleyenler. Hemen konuğumu takdim etmek istiyorum sizlere. AK Parti Kilis Belediye Başkan Aday Adayı Sayın Abdülkerim Karakuş. Efendim hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Teşekkür Nasılsınız? Ederim. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Kolay gelsin diyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyiciler, değerli dostlar. Kilis Belediye Başkan Aday Adayı Abdülkerim Karakuş da Kilis'te yapacağı projelerle ilgili konuşacağız. Bakalım çılgın projelerim var diyordu. Önemli. Gerçekten baktık program öncesinde. Onları masaya yatıracağız. De bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Hemen arkadaşlarım bizlere ulaşabileceğiniz iletişim adreslerini ekranlarınızın altına getiriyor ve bizlere sorularınızı, görüşlerinizi aktarabilirsiniz diyorum. Evet efendim, tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Sizi bir tanıyalım. Abdülkerim Karakuş kimdir? Öyle başlayalım isterseniz. Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Kilis halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi seyirler diliyorum. İsmim Abdülkerim Karakuş. Kilis'te doğdum, büyüdüm. İlk orta ve lise öğrenimi Kilis'te tamamladım. Isparta öğretmen okulunu bitirdim. Evet. Ondan sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da 16 yıl gibi uzun bir süre dershaneciliğe devam ettim. Ve 2008 yılında da Kilis'e geldim. Kilis'te dershanecilik İşletmeciliğine devam etmekteyim. Şu an dershanem aynı şekilde devam ediyor. Öğrencilerimiz vardır, velilerimiz vardır. Kilis halkına ve öğrencilerime de buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum tekrar. Yani bir eğitimcisiniz. Evet efendim. Anladığım kadarıyla evet. 2008 yılında memleketinize döndünüz. Evet. İyi Sayın Karakuş. Peki siyaset nasıl başladınız? Siyasi hayatınız nasıl başladı? Biraz da buna değinelim isterseniz. Evet. Efendim Kilis'te ben eğitimde bayağı bir hizmetler yaptım. Kilis'in eğitimini Kilis'teki okullarımızla birlikte, Kilis'teki öğretmenlerimizle birlikte bizim dershanemizin de katkısıyla belli bir yerlere getirdik. Ve Kilis 3 yıl üst üste Türkiye başarı sıralamasına girdi. 2009'da Kilis birinci oldu. LYS başarı sıralamasında evet. Türkiye çapında diyorum. Evet. Takip ettik. 2010 yılında ikinci oldu. 2011 yılında tekrar birinci oldu. Ve bu görüldü ki başarının tesadüf olmadığını ve Kilis'te eğitimin artık bir yerlere geldiğini, yani tekrar ediyorum, Kilis'teki okullarımız bunu yanlış anlamasınlar. Kilis Milli Eğitimindeki başarıyı Kilis Milli Eğitimiyle birlikte dershanemizin de katkısıyla Türkiye sıralamasını, başarı sıralamasını elde etmiş olduk. Peki efendim, hemen araya girip bir soru sormak istiyorum. Hazır buyurun. Eğitimle ilgili bir duruma geldik. Evet. Şimdi malum Gaziantep Türkiye'nin 6. büyük şehri. Evet. Çok büyük bir kent. Evet. Sanayisi yine çok ciddi anlamda mesela Türkiye'de 7 milyar dolarlık bir ihracat hacmine sahip. Çok ciddi bir rakamdır. Yetiştirmiş olduğu büyük iş adamları, sanayiciler var. Ama eğitimde Gaziantep gerçekten Kilis'in elde etmiş olduğu başarıyı elde edemedi. Evet, maalesef. Düşünün, birçok alanda ilk 5'te olan bir kent ama eğitimde en son 80. 79 ya 80'di yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu yıl tabii açıklanmadı ama evet. 78'de kalmıştı en son. Bunu neye bağlıyorsunuz? Gaziantep'in bu durumunu neye bağlıyorsunuz? Bu Gaziantep'te iş alanının olduğunu, gençlerimizin çalışabileceği, gidebileceği ve ekmek parası kazanabilecekleri bir yer olduğunu ama Kilis'teki gençlerimizin maalesef böyle bir çalışabilecekleri bir iş alanlarının olmadığını, bunu artık kavramış bizim Kilis'teki gençler. Yani olmazsa olmaz demiş. Yani biz Gaziantep bir sanayi kenti. Tabii. İnsanların burada vardır. Bir alternatif tabii, var. Tabii. Ama şimdi, peki şöyle baktığımız zaman mesela Kocaeli, mesela Bursa, evet. Konya gibi hem sanayide evet. gayet ileri anlamdaki kentler ama bunun yanında eğitimde de ciddi anlamda bir iyi yerdeler. Evet. Yani
sanayi demek biraz şey olmaz mı? Yani burada Gaziantep'te eğitimle ilgili bir sıkıntı. Şimdi nasıl diyelim? Bir eğitimci gözüyle evet, soruyorum şimdi bunu. Şimdi eğitimci gözüyle benim gözlemlediğim sanayi olayı bir kere etkiliyor. Apayrı, bunu kabul ediyoruz. Apayrı, evet. O etkileyici evet. Nedenlerdir. Ama bizim kilisi ele aldığımızda, özellikle ben kilise ele aldığımızda, benim öğrencilerimizden ve diğer kilisteki tüm gençlerden konuştuğumuzda, ben diyor ne yapıp bir üniversite kazanmalıyım diyor. Yani. Çünkü iş alanı yok diyor. Yarın bir ekmek parası nasıl kazanacağım diyor. Evet. Ondan sonra bir gidebileceğim bir yer de yok diyor. Ne yapıp bu üniversiteyi kazanmalıyım diyor. Öğrencilerimiz kendilerini bir üniversite kazanmaya odaklıyorlar. Şartlandırıyorlar. Ve dolayısıyla başarı da peşinden gelir. Yoksa bir Antep gençlerine böyle bir haksızlık yapmak doğru olmaz. Evet. Antep gençlerimiz de zekidir. Kilisteki gençlerimiz de zekidir. Bu yani bir motivasyon farkı var. Yani motivasyon farkı olabilir. Gençlerimizin işini ciddiye almasıyla bağlantılı olabilir. Ben kilisi gerçekten tebrik ediyorum bu konuda. Evet. Çok ciddi anlamda önemli bir aşama kat etti. İnşallah kentimizde, Gaziantep'imizde İnşallah. En az kilis kadar bir aşama kat etti. Bir yere tekrar konumuza dönelim. Evet. Peki efendim, AK Parti'den aday adayısınız. Evet. Kilis Belediye Başkanlığı'na. Neden aday oldunuz? Evet, neden aday oldum? Demin dediğim gibi başarının artık belli bir yere geldiğini, kiliste eğitim artık belli bir yere geldiğini gördük. 3 sene üst üste Türkiye sıralaması yaptı kilis. Evet. Bunun yanında ben dedim ki, yani ben eğer bu kilisli olarak, bir kilis vatandaşı olarak, bir kilis yurttaşı olarak demek ki daha yapacağım hizmetler var dedim. Kente ya, bir şeyler katabilir düşüncesi daha vardı. Hizmet alanımı genişletme içindir. Evet. Bu başka evet. bir amaçla değildir. Ne yapabiliriz derken yerel seçimler geldi çattı. Hı-hı. O zaman yani dostlarım da tavsiyesi ve önerisiyle, ya işte sen de yani belediye başkanı adayı neden olmayasın gibisinden dedik, doğru. Biz de bir belediye başkanlığına aday adaylığımızı koyalım dedik ve bu yarışa biz de varık dedik. 14 kişi müracaat etti. Evet, kilise çok enteresan bir şey. 14 aday adayı var. Evet. Ama 14 kişi müracaat var şimdi resmi olarak. Aha. İl başkanımızın ve ilçe başkanımızın da aday olduğunu duyduk. 16 kişi. Peki mevcut belediye başkanı Sayın Abdülbulut'un adaylığı ne durumda? O herhalde... Efendim, mevcut belediye başkanımızın yani bir adayı olduğunu duyuyoruz. Bir olmadığını duyuyoruz. Hı hı. Herhalde mevcut belediye başkanımız günün şartlarına göre mi adayım diyor. Onu anlamıyorum artık. Oğuzunda bir fikir yürütemeyeceğim. Hı hı. Ama şu an 14 resmi adayımız var. İki ama daha... adı geçen yine 3-4 kişi de var. Var evet. Yani 16-17 adayımız 17 var. 17 civarında evet. Sayın Abdülbulut'la beraber 17 oluyor. Ama şu ediyor. Şurası gerçek ki çok güzel bir tatlı yarış var. Herhangi bir tartışma, evet, herhangi bir evet. sürtüşme, herhangi bir yani bir tatsız olay daha şu ana kadar olmamıştır. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu da tabii bir 17 kişinin aslında kilise hizmet etmek için aslında yarış 17 kişi olduğunu görmek de. Yani bu da gerekiyor. Bu da yani evet. bu da demokrasi zenginliği. AK Partimizin bir kazanımı oluyor evet. yani. Diğer partiler mesela adayı bulamıyor. Mesela evet ona gelelim. Yani mesela kiliste diğer partiler, AK Parti'nin dışındaki CHP'dir, evet. MHP'dir ya da diğer evet, seçime girecek evet. partilerin adayları açıklandı mı ya da var mı öyle bir çalışma? Şimdi onların hakkında bir bilgim yok. Yani varsa da söylemek doğru olmaz. Çünkü onlar bizim muhalif partilerimizdir. Ama şu var ki AK Parti'de adayları kıran kırana yani bu çok da güzel bir yarış evet. ortamı bulunmaktadır. Hı hı. Ve Sayın İl Başkanımız zaman zaman aday adaylarımızı bir araya topluyor, görüşmeler, konuşmalar yapıyor. Ve birbirimize başarılar diliyoruz. Evet. Birbirimizin görüş ve önerilerini alıyoruz. AK Partisi'ne hizmette daha neler yapabiliriz diyoruz. Evet. Veya aday arkadaşlarımız kendilerine herkes kendi projelerini hazırlıyor. Hı hı. Yani çok güzel bir tatlı yarış içerisindeyiz evet. Barış Bey. Evet. Peki şimdi aday oldunuz. Artık evet. alanlara iniyorsunuz. Sahalara, evet. mahallelere, işte evet. oradaki esnaf vatandaşlarımızla, evet. gerek hanım ev hanımlarımızla, işte öğrenci kardeşlerimizle görüşüyorsunuz. Onların sorunlarını dinliyorsunuz. Evet. evet. Sizin tespit ettiğiniz kilisin en önemli sorunu nedir vatandaşlardan size yansıyan kadarıyla? Şimdi özellikle Sayın Başbakanımız
Tayyip Bey, evet. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığında ben İstanbul'daydım. Yani benim belediyecilik anlayışım, belediyecilik bilincim ve inancım Sayın Başbakanımızın belediye başkanlığı dönemindeki o azimden, o kararlılıktan geldi. Bunu bir kere özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Kilis'te belediyecilik nasıl olur? Belediye başkanı olduğunuz takdirde neler yapacağım? Belediye başkanı olduğunuzda önceliğiniz nedir? Sanıyorum bu tip sorular yönelteceksiniz. Evet, yönelteceğiz. Ama evet, şöyle yapalım. Yani size göre, vatandaştan yansıyana göre daha doğrusu. Vatandaş, Kilis hemşehrilerimiz en çok hangi konuda sıkıntı yaşıyor? Kilis'teki, en çok neyi dile getiriyorlar? Evet, teşekkür ederim. Şimdi Kilis'teki öncelikle yollarımız yollarımız çok tozlu ve çamurlu durumdadır. Yani şimdi iyi ki yağmur yağmadı şu durumda. Eğer yağmur yağsa bizim Kilis'in yapısı yapıldığı için şu aşamada bir kısım kapanan yerler var, kapanmayan yerler var. O kapanmayan yerler şimdi bir yağmur yağdığında inan ki çok çamur olacak, yani halkımız çok perişan olacak. Evet. Yani inşallah bu yollarımızın açılmış olan... Yani Kilis hemşehrilerimiz bu yollarla ilgili bir çalışma yapılmasını... Özellikle yani buranın kapanmasını. Şu anki belediye başkanımız zaten bir çabayla uğraşıyor bu yolları kapatmaya. Eğer kapatmakta gecikilirse veya o güne kadar bir açıklık olursa biz özellikle Kilis'teki yollarımızın, sokaklarımızın, caddelerimizin önce bir düzene, intizama getirilmesini sağlayacağız. Evet. Kilis halkı bu yollardan dolayı, bu altyapı çalışmalarından dolayı çok muzdarip oldular. Çok çaresiz kaldılar. Önceliğimiz tabii ki Kilis halkının da istediği doğrultusunda bu yollarımızın bir asfaltlanarak tertemiz bir şekilde dönüştürülmesidir. Evet. Peki sizin tespit ettiğiniz, bu vatandaşın söylediği size, yani vatandaşın dile getirdiği sorundu. Sizin tespit ettiğiniz Kilis'in en önemli sorunu, siz ne olarak görüyorsunuz? Evet. Benim tespit ettiğim efendim, şehrimizin önce Kilis gibi bir ilimizin bir il görünümüne büründürmemiz lazım. Şehrimizin giriş ve çıkışlarını gösterisi. Evet, biraz da konuda ben de katılıyorum gerçekten. Ağaçlandırmalarımızla, refüjlerimizle. Güzel bir giriş lazım. Tabii güzel bir giriş, yani bir ile geldiği bir belli olsun insanların. Tabii bir ile gelinildiği belli olması lazım. Böyle bir eksiğimizin olduğunu gözlemliyorum ben. Bunun yanında şehrimizin çok dar sokakları var. Evet. Şehrimizin bazı yapılmaya, derlenmeye, toparlanmaya gereken caddelerimiz var. Evet. Bazı ondan sonra tamir edilmeye muhtaç türbelerimiz var. Bazı okullarımızın duvarlarının, çevre düzenlemelerinin eksiklerinin olduğunu tespit ettiniz. Tespit etmişimdir. Bunun yanında park ve bahçelerimizin çimlendirilmesi, ondan sonra ağaçlandırılması ve bunları halkımızın hizmetine sunulması ve şu an bizim Kilis'te yani çok halkımız bu yönden müzdariplerdir. Biz halkın içerisinde gezdiğimiz için yani çocuğumun elinden tutup da bir parka gidebilmeliyim. Bir yeşil alan ihtiyacı var. Bir yeşil alan ihtiyacı kesinlikle vardır efendim. Bunları bulunması diyor halkımız. Bunların yapılması diyor. Çocuğumla bir parka gidip güzel bir iki saatimi geçirebilmeliyim diyor haklı olarak. Önceliğimiz bunlardır tabii. Bunlar tabii bir belediyeciliğin ve sosyal belediyecilik ilkelerinin gerekçeleridir zaten. Şimdi elimde sizin broşürünüz var. Çok dikkatimi çekti gerçekten. Yani enteresan bir şeydir. Evet. Paylaşmak istiyorum. Diyorsunuz ki Sayın Kilis halkı, taahhütlerimi içeren bu broşürü lütfen ama lütfen saklayınız. Evet. Yapılmayanları eğer ya yani burada bahsettiklerimi yapmazsam benden hesap sorusu soruyorsunuz. Doğru. Gerçekten doğru. Büyük bir cesaret ve tebrik ediyorum bu konuda. Yani burada da zaten altına imzanızı atmışsınız. Evet. Yani şöyle izleyicilerimiz görsünler. Yani bu kadar iddialısınız. Evet. Teşekkür ederim Sayın Barış Bey bana böyle bir soruyu da sorduğunuz için. Şimdi biz gezilerimizde yani vatandaşı gezdiklerimizde vatandaş bize diyor ki ya diyor sizden öncekiler de bize böyle bir şeyler anlattılar ama yani vaatlerde bulundular ama şahıslar üzerinde durmuyorum yani kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sizden önceki siyasetçiler de bize dediler ki bunları yapacağız.
Ama gidiş o gidiş oldu. Veya yapmadılar veya çok azını yaptılar diyorlar. Biz de şimdi inandırıcılığımız daha bir belirgin şekilde, daha bir elle tutulur, gözle görülür olsun diye benim böyle bir broşür yapmak aklıma geldi. Evet. Şimdi bu broşür Türkiye'de bir ilk. Yani evet, böyle yaptıklarını, yapacaklarını bir tapu yazacaksın. Gibi bir şey. Evet, aynen öyle. Bir belediye başkanının tapu senedi gibi bir şey yani. Evet, evet. Ve ben bunu diyorum ki sayın halkımıza, bu broşürümü lütfen diyorum bir çekmecenizde, bir dolapta 5 yıl boyunca saklayın. Saklayın. 1 yıl sonra, 2 yıl sonra 30 Nisan 2013 14 Mart'ından işte atıyorum 2019 Mart'ına kadarki süreçte tekrar alın, en son süreçte bakın. Yani burada ifade ettiğim herhangi bir şey yapmadıysam gelin benden hesap sorun. Bunları gelin yapmayandan sorun diyorum. Vallahi büyük yani cesaret. Bu sadece gerçekten benim için de değil. Yani benim ben aday olmadım. Başka bir aday olduğu zaman da halkımız hesap sormasını bilmeli. Evet. Halkımız hakkını aramasını bilmeli anlamında böyle bir broşür kaleme aldım. Evet. Ve ismimi yazdım. Altına da imzamı attım. İmzanızı attınız. Yani neredeyse bu bir senet gibi bir şey oldu. Evet. Onun için sayın Kilis halkı bana, sayın Kilis halkın bana inanmasını, güvenmesini ve bu broşürü de saklamasını istiyorum. Bu bir iddiadır, bu bir senettir, yani bu bir sorumluluktur. Bu bir, yani aynı zamanda da bir risk almışım ben. Onu diyeceğim. Yani ben şimdi ben bu dediklerimi yapmadım. Dediğim odur aslında. Değil mi efendim? Yani mesela diyelim ki ne, siz burada işte bir şeyden bahsetmişsiniz değil mi? Örnek olarak söylüyorum şöyle. İşte şehirde 24 saat su akması için altyapıyı oluşturacağız demişsiniz. Doğalgazı kullanıma teşvik edeceğiz demişsiniz. Evet. Örnek olarak söylüyorum. Evet. Diyelim ki doğalgazla ilgili projelerinizi yapmaya başladınız ama bir kaynak sıkıntısı oldu mesela. Evet. Yapmak istemenize rağmen ama kaynak sıkıntısı dolayı bir yere kadar yaptınız. İşte Kilis'in 4-5 mahallesinde örnek olarak söylüyorum yapamadınız. Evet. Bu büyük bir risk. Ben onu demeye çalışıyorum. Yani şimdi mesela oraya biz oraya şimdi demişiz ki Barış Bey ne demişiz efendim? Neredeydi o? Şehirde 24 saat su akması için çalışacağız. Şehirde 24 saat su akmasını sağlayacağız. Çalışacağız. Tüm asfaltlarımızı 6 ayda tamamlayacağız. Evet. Hemşehrilerimizin doğalgaz kullanımını teşvik edeceğiz. Şimdi vatandaş doğalgaz çekecek ama parası yok. Biz ne yapacağız belediye olarak bu durumda? Bir bankayla veya birkaç bankayla gidip anlaşacağız. Onunla bu vatandaşımıza doğalgaz çekmesi doğrultusunda ucuz krediyle uygun anlaşma sağlayacağız. Anlaşma sağlayacağız vatandaşımız. Bizzat belediye olarak yapacaksınız. Tabii tabii. Belediye gidecek bir doğalgaz çekmek için mesela ne kadar ortalama para 4.000-6.000 civarı bir miktar. 5.000 TL, 6.000 TL. Evet. Diyeceğiz A bankasına ve B bankasıyla belediyenin anlaşması var. Git orayla sözleşmeni yap. Ondan sonra kredini kullan. Kredini kullan. Ondan sonra doğalgazını çek. Usta mı bulamadı? Ustaya da yardımcı olacağız. Bunun dışında plan proje içinde ona da yardımcı olacağız. Çünkü bu doğalgaz çekilmesi için de o doğalgaz çekilecek mekanım da tabii, projesinin yapılması gerekiyor. Onun için de proje içinde yardımcı olacak. Çünkü doğalgaz gerçekten zamanın bir bulunmaz bir avantajı. Evet. Çünkü hava kirliliği olmayacak. Hem ev hanımları açısından büyük kolaylık, çevre açısından büyük kolaylık. Çevre temizliği açısından her iş alanda. İş gücünden tasarruf. Tabii tabii. Tabii o kadar altyapıya masraf edilmiş. Tabii. Mesela bu doğalgazlar da kullanıma sunulmazsa bu doğalgaz ne olacak bir, o zaman? O altyapının da bir anlamı. Ben tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür yani gerçekten ederim. Büyük risk alıyorsunuz. Sağ olun. Biz yani burada burada yazılan her şeyi biz yapabileceğimizi yazdık Barış Bey buraya. Evet. Buraya yapabileceğimizi. Halkımız bize inansın, halkımız bana güvensin. Peki Sayın Başkanım, Kilisli hanımefendiler için, ev hanımları için çalışan bayanlar var Kilis'te. Evet. Onlar için ayrı bir projeniz var mı? Ev hanımları için özellikle belediye çocuk kreşleri açacağım. Bu zaten gerekli olan bir şeydir. Yine bir belediyenin sosyal bir ihtiyaç. Tabii aslında sosyal bir ihtiyacıdır. Belli semtlere çalışan bayanlarımızın öncelikli olması kaydıyla çocuk kreşleri açacağız. Yani çalışan ablalarımız işe giderken bırakacaklar çocuklarını. Tabii. Öğlen gelip işte kontrol edecekler ya da akşam dönerken alıp eve gidecekler. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani mesela bu belediye çocuk kreşleri bu sorulabilir bana icabında. Ücretli mi olacak, ücretsiz mi olacak? Cüzi ücret olacak. Normal bir kreşin kreş ayda ücretinden
200 liraysa ayda, ama bu ayda 40 lira gibi, 50 lira çok gibi, o civarda cüzi bir ücret olacak. Bunun yanında çalışmayan bayanlarımıza çeşitli kurslar açmayı planlayacak. Yani meslek edindirme kursları. Meslek edindirme kursları. Ne bileyim ben, yani aklınıza ne gelirse, spor testleri. Mesela kilisin biliyorsunuz o ünlü yorganları ünlüdür. Evet. Mesela evet. Ev hanımlarımız bu konuda bence bir İslam noktasında söylüyorum. Tabii tabii, yorgan işleri olabilir bu, boncuk işleri olabilir bu. Evet, aynen. Olabilir. Aynen. Hatta kilisimizin meşhur kanaviçe diye bir işi var. Kanaviçe işi olabilir. Ve çok pahalı yani Sayın Başkan. Tabii tabii. Çok... Bunun yanında ki bayanlar için boncuk mesela alıyor, boncuk evinde boncuk düzme işleri yapıyor çocuğu. Evet. Boncuğu şekillendiriyor. Evet. Ve onu, hem eve bir katkı sağlamış olacak. Bir, hem hem kendisi boş getiriyor. Zamanlarında boş zamanlarında değerlendirecek o bayan. Hem de evinin bütçesine bir katkı sağlayacak. Gençler için de. Gençler için gençler spor salonları. Spor salonları. ondan sonra halı sahaları, özellikle bunları düzenleyeceğiz. Ve bir ülkenin de tanınması için en öncelikli bir tanıtım için en öncelikli faktör spordur Barış Bey. Eğer spor olmadıktan sonra bir ülkeyi, bir ili kolay kolay tanıtmakta zorlanırsın. Mesela onun için, Brezilya milli takımı çok üst düzeyde oynamasa Brezilya, kim Brezilya ile ilgili ciddi anlamda bir şeye sahip olurdu? Evet. Kilis Spor bugün Kilis Spor bugün Kilis başarısız Spor durumda. Bir kenarda, yani çok üzücü bir durum yani. Ama eğer Allah bana bu belediye başkanlığını nasip ederse Kilis Spor'u 3. lige, ondan sonra da var gücümle 2. lige bu çıkarmak. Konuda ciddi tabii, bir tabii. Yani bu zaten zor işler değil ki bunlar, zaten belediyenin olmazsa olmazı işleridir bunlar. Yani Kilis'te işte atıyorum kahvehaneye gideceklerine gençler tabii, ya da böyle boş zamanlarında Atari internet oynayacaklarına en azından Kilis Spor üzerinden. Ama ciddi bir altyapı lazım. Mesela finansman konusunda bir sıkıntı şimdi, olabilir mi? Yani finansman bu... bir işi yapmaya başladıktan sonra bir işi yapmaya başlamak demek zaten %50 tamamlamak demektir. Evet. O finansman konusu da hallolur. Ondan sonra yer sorunu da hallolur. Zaten yeni bir spor salonumuz yapılmaktadır. Onlar da hallolacaktır. Bunlar çözülmeyecek problemler değildir. Zaten Kilis Spor, ben hatırlıyorum, üçüncülük değildi bir arada. Yani evet, nasıl düştü, nasıl bu haline geldi gerçekten maalesef, üzücü. Yani o çok acı bir mesela şehre durumdur. De bir heyecan katar aslında Sayın Başkan. Yani bir takımın üçüncülükte oynaması, ikincilikte oynaması büyük bir heyecan tabii, katar. Tabii, yani tabii. Ya ben mesela bakıyorum, örnek olarak söylüyorum, Akhisar Belediye Spor var işte. Evet, Türkiye evet, Süper Lig'de oynuyor bile yani. Bugün yani. Belki Kilis'in yarısı kadar bir ilçe ama maalesef, il bile değil. Evet. Ama bugün yani hepimiz Akhisar'ı biliyoruz. Oraya işte taraftarlar gidiyorlar, büyük takımlar gidiyorlar. O ilçe için de ciddi bir ekonomik gelir. Evet. Böyle bakmak lazım yani. Aynen öyle. Aynen. Yani siz Kilis Spor'la ilgili tabii, ciddi Kilis, bir... Kilis Spor yani adını üçüncülüğe çıkarmakla da duyuracak. Yani yani nasıl bir iddiada bulunayım? İkinciliğe çıkmamamız bizim yani. Yani bu gerçi burada yoktur benim, ama bunu bu an canlı yayında söylüyorum. Evet. Üçüncülüğü zaten haydi haydi çıkarız biz Kilis Spor'u, ama Allah'ın izniyle inşallah ikinciliğe de çıkması için çaba sarf edeceğiz. Sayın Başkanım, Kilis'te üniversite var. Evet. Üniversite öğrencisinin sayısı kaç? Yani eğitimcisiniz şu an Kilis, Kilis Yedi Aralık Üniversitesi'nin 8000 öğrencisi var. 8000 evet. 8000 öğrencisi var. Kilis Yedi Aralık Üniversitesi'nin 8000 öğrencisi kilise bir hareketlilik katmıştır. Evet. Kilise bir canlılık, kilise bir farklılık katmıştır. Mesela sosyal hayatta bir hareketlilik, tabii sosyal ekonomik hayat olsun, anlamda bir hareketlilik, tabii, kültürler arası diyalog. Kültür arası olsun, esnafımızın durumu olsun. Aynen, evet. Yani bugün düşünün ki Kilis gibi bir 85 bin civarında nüfusumuz var bizim. 85 civarında %10'unu yüzde neyse 10 gibi bir öğrenciler oluşturuyor. Nüfus gelmiş dışarıdan. Evet. Yani Kilis halkı bu öğrencilerimizin kıymetini bilmelidir. Bu öğrencilerimize davranmasını, ondan sonra satış yaparken bunlara fazla ücret uygun göstermelerini yapmaları gerekmektedir. Evet. Bunun için de Kilis Belediyesi olarak o zaman Yedi Aralık Kilis Yedi Aralık Üniversitesi'nde farklı çalışmalar içerisinde mesela olacağımı şöyle düşünelim. Mesela işte siz de üniversiteye gittiniz, eğitimcisiniz, biliyorsunuz bu konulardaki öğrencileriniz var. Tabii. Mesela Erzurum'da
Atatürk Üniversitesi'nin 75 bin öğrencisi var. Evet, bakın 75 bin, bir kilis kadar. Evet. Konya'nın, Selçuk Üniversitesi'nin 85 bin işte üniversite öğrencisi var. Keza Eskişehir 110 bin. Evet. Bakın yani şimdi bu öğrenci kenti, yani kilisin işte biliyoruz bir fabrikası, şimdi, ciddi bir sanayi anlamında bir şey yok. Evet, şimdi mesela bu 8 bin sayısını kademeli olarak 10 bin, daha sonra 12 bin, daha sonra 15 bin, yani bir 25 bine getirmesi gibi bir çalışma. Şimdi efendim şu an Kilis Yener Üniversitesi'nin çok çalışkan bir rektörümüz vardır, İsmail Bey. Allah razı olsun kendisinden. Gerçekten gecesinin gündüzüne katarak Kilis Yener Üniversitesi'nin yapılanması için, kaynak artırımı için, öğrencilerin sosyal aktiviteleri için, başarıları için, gayretler. Ben de eğitimci olduğum için bizzat bunlara şahidim. Kilis Yener Üniversitesi yani 3-5 sene sonra 20 bine dayanacaktır. Evet. 20 bine. Yani bu çalışmayla, bu hızla, bu başarıyla, sahil rektörümüzün bu çalışmaları devam ettiğinde 3-5 sene sonra Kilis Yener Üniversitesi'nin mevcudu 20 bine dayanacaktır. Çok ciddi ve önemli yani bir rakam. Yani bahsettiğiniz bu gibi bir Eskişehir, bir Konya, Erzurum, bunlar hep üniversite şehirleridir. Bunları üniversite öğrencileri kalkındırmıştır. Evet, evet, yani öğrenci deyip gelip geçmeyelim. Yani öğrenci yani bir memleketin başkanım, bacasız bakın, fabrikasının 20 bin öğrenci her gün bir çay içse 1 liradan değil mi, değil 20 mi? Bin lira para yapar. Yani Kilis'te yani günlük 20 bin liralık bir hareketlilik demek. Yani bunlar bir hayal değil. Yani ayda bir tane kot pantolon alsalar 100 liradan 200 bin lira demek. Tabii efendim, bundan 3 bir yemek yeseler günde bir defa 5 liradan. Öyle. Böyle düşünmek evet, lazım. Evet, bundan 3-5 sene önce yani Kilis'te böyle bir üniversite kurulacak denilseydi buna kimse inanmazdı. Peki Sayın Başkanım, yani bu üniversiteli kardeşlerimiz için sinema salonları, tiyatro salonları ya da bunların daha sağlıklı zaman geçireceği mekanlar konusunda çok haklısınız. Kilis'te maalesef bir sinema salonu. Ben neden Kilis'e gelip okuyayım? Beni ikna etmeniz lazım. Evet. Yani o anlamda soruyorum. Maalesef Kilis'imizde şu ana kadar bir sinema salonumuz da yoktur. Kilis'imiz bir takım sosyal aktivitelerden çok geri maalesef. Mahrumdur yani. Evet. Onu olmadığı için, lazım. Olmadığı için. İşte biz onun için adayız efendim. İnşallah kilisimizin sosyal alanlarını da, yeşil alanını da, iş alanını da, aklınıza ne gelirse yani gezi yerlerini de, ondan sonra ne aklınıza gelirse bunların hepsini inşallah en kısa bir sürede kilisi daha yaşanabilir bir şehir yapacağıma, işte burada da zaten sloganım vardır. Kilis baştan sona değişecek. Evet. Daha yaşanabilir bir şehir olacak. Yani Kilis'te öyle yapılacak çok iş var ki. Yani belediyenin hizmeti bitmez bir ya buradan söz alalım o zaman sizden şimdi. Buyurun efendim. Özellikle gençler, Kilisli gençler ve öğrenciler için soruyorum. Evet. Bir sinema salonu ve tiyatro salonu sözünü verin. Canlı yayında alalım o zaman sizden. Sinema salonu ve tiyatro salonunu söz veriyorum. Söz veriyorsunuz. Aynen buradan. Sözüm senettir demişim. Zaten burada yine bir evet, inşallah salonu mevcuttur. O önemli bir konu. Efendim şimdi bugün ben Türkiye'de İstanbul Belediyesi çok başarılı bir belediyedir. Evet. Bugün Ankara Belediyesi çok başarılı belediyelerdendir. Mesela bizim Gaziantep Belediye'miz çok başarılı belediyelerdendir. Evet. Buna rağmen bunlara gidip sorduğumuzda o kadar daha yapacak işleri var ki. Bu kadar başarılı oldukları halde. Evet. Yani bizim de Kilis Belediye Başkanı olduğumda eğer o kadar çok yapılacak işlerimiz var ki. Yani bunları saymakla bitmez. Bitmez, doğru söylüyorsunuz. Saymakla bitmez tabii. Kilis bir belediye denildi mi zaten? O memleketin her şeyidir. Onun için yani ben bu kadarını yaptım, buraya kadar. Benim artık işim bitti. Yok. Demek biraz doğru değil. Evet. Ben de doğru bulmuyorum. Değil mi efendim? Yol yaparsın onun asfaltlanmaz. Asfaltlanmaz yapıyor. Alt yapısı. Başka bir şey. Evet. Başka bir onun şey. Onun evet. Kaldırımlar. Kaldırımlar olur. Efendim işte yeni meydanlar. Meydanlar olur. Parklar. Parkları yaparsın. Bunların yenilenmesi. Onu yaparsın. Bunların çimlendirilmesi. Her sene yaz sezonuna, bahar salonuna, bahar sezonu hazırlamak için. Yani bir memlekette belediyenin yapacağı işi saymakla bitmez evet, ki. Evet. Peki Abdi Bulut Belediye Başkanı şu anda görevde. Şurada şurada buyurun. Çok özür dilerim Barış Bey. Bu yapacağımız parklarımızı engellilerin kullanılabilir şekilde de dönüştüreceğiz. Engellilerimizin tabii. Onlara uygun. Onlara uygun parklar, şekilde rampalar, alanlar, mekanlar aynı oluşturacaksınız. Onlar da onlara da düşünüyorsunuz. Tabii. Onda engellilerimiz bizim
Canımız ciğerimiz gözümüzdür. Ne demek efendim? Tabii demek? Ki. Evet. Peki Sayın Abdülbulut'un mevcut belediye başkanının çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Şimdi ben şahsen benden önceki bir kişinin başarısızlıkları üzerine ben başarı peyda etmeyeceğim. Yani enkaz edilmesi yani, yapmadan. Tabii. Yani Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Her ne yapmışsa. Yani bu memlekette bir taş üstüne koyandan da Allah razı olsun. Evet. İki tuğlayı üst üste koyandan da Allah razı olsun. Yani benim politikam Abdülbulut, yani şu anki belediye başkanım ne yapmış ne yapmamıştan ziyade ben ne yapacağım o önemlidir. Yani ben bir dershaneci olduğum için, iyi bir eğitimci olduğum için belki denilebilir ya dershaneci eğitimci nasıl bilir bu işler? Hayır, ben iyi bir işletmeciyim bunun yanında. Evet. İyi bir işletmeci olduğum için, yani iyi bir işletmeci parasını iyi yönlendirirse, personelini iyi motive ederse, zamanını da iyi kullanırsa, işte bunların hepsi olmayacak şeyler değildir. Evet. Yani para, yani bir belediye başkanımız ne yapacak? Öncelikle bir ekibini kuracak. Evet. Bu ekibi tabii ki halihazır belediyemizde çalışanlarla ondan yararlanacağız. Onlara dışarıdan daha deneyimli destekleyecek. Tabii destekleyecek. Proje yeni anlamında projeler katkılar sunacak. Tabii canım. O dışarıdan getireceğimiz yeni personel, yeni teknik eleman, yeni uzmanlarla belediyemizi hizmet alanını daha geniş tutacağız ve bu memleketimizi bir an önce yaşanabilir bir şekle sokacağız. Yoksa bizim şu anki belediye başkanımız da veya şu anki belediye çalışanlarla bir işimiz gücümüz olamaz. Bir şahıslarla uğraşmayız zaten. Evet. Biz ne yapacağız? Bizim ne yapacağımız önemli. Proje konuşalım diyorsunuz. Tabii efendim, tabii yani bizden önce şunu yapmadılar, bunu yapmadı. Yani o zaman hep ağlama duvarı olur yani. Evet, tabii ağlama ben duvarı. Yani biz belediyemizin enkaz edebiyatı yapmak çok doğru olduğunu tabii düşünmüyorum. Tabii efendim, yani şu an kilis için büyük kayıp olur yani. Tabii efendim, biz belediyemizin şu an ne yaptığını, ne yapmadığını biliyoruz. Efendim borcu var mıdır, yok mudur, parası var mıdır, onun da hepsini biliyoruz. Yani Türkiye'de zaten borcu olmayan belediye yok tabii ki. Tabii ki, mutlaka bizim kilis belediyesinin de borcu vardır. Ama önemli olan, yani vatandaş sana sormuyor borcun var mıdır, yok ne mudur kadar demiyor. Yani sen ne yaptın diyor. Hizmet olarak anlamında. Ta hizmet anlamında. Vatandaş ona bakmak zorunda. Tabii ki, tabii peki, ki. Peki şimdi kilise geldiğimiz zaman ben gerçekten bizzat ben de gördüm. Evet. Biraz yapılaşma konusunda biraz sıkıntı var. Evet. Yani bunu şimdi evet, o kabul etmek doğru lazım. Evet. Özellikle bu konuda. Evet. Değerli kilis halkına Barış Bey şu söz veriyorum. Evet. Değerli kilis halkına. Kilis, yani kilis kabuğundan çıkacak. Yani bugün Gaziantep. Eğer bir Gaziler Caddesi'ne sıkışıp kalsaydı Gaziantep olur muydu efendim? Yani malum olmaz tabii ki. Değil mi efendim? Yani kilis de kendi o dar alanlarına, kendi dar sokaklarına sıkışıp kalırsa ondan sonra kilis gelişim göstermesi olmaz, biraz tabii zor olacaktır. Tabii. Biz memleketimizi, ben şahsen memleketimi önce bir derleyip toparlayacağım. Yani bizim yani kabuğundan çıkacak diye kilisi bırakıp başka yere gitmeyeceğiz. Taşıma söz konusu değil. Değil mi efendim? Önce memleketimizi bir derleyip toparlayacağız. Ama ondan sonra dışarıya yeni yerleşim alanlarına kaymamız gerekiyor. Yani mesela yeni pardon efendim, yeni site alanlar oluşturmak. Tabii güvenlik yaşam koşullarının, insan yaşamının üst düzeyde değil olduğu efendim konutlar. Yani yüksek konutlar isteyen için olursa yüksek konutlara oraya tabii geleceğim. Yüksek konutlar, 8-10 katlı konutlar isteyen vatandaşlarımız olursa 10 bloklu, 20 bloklu çevre duvarı çevrilmiş. Bunu belediye olarak yapabilir misiniz? Efendim neden yapmayalım? Neden yapmayalım? Peki, belediye kaynağı nasıl yapacak? Yani belediye ondan sonra belediye yer gösterecek, arsa verecek ki vardır Allah'a şükür. Ondan sonra zaten kilise öyle bir şey sorun yok. Ben onu söyleyeyim. Tabii yani arazi tabii, ya da tabii arsa sorun yok. Tabii, uygun, belki gayet Antep'te uygun. Yer sıkıntısı vardır. Burada Antep'te ama arsalar bilmem çok pahalıdır ama kilisenin bir sorunu yok. Bizim kilise de o kadar, yani her şey daha arsalar bir pahalı durumda değildir. Yani belediye ben 10 dönüm başkanım, 20 dönüm. Başkanım kaynak, peki kaynağı nasıl, yani kaynağı nasıl yapacaksınız? Güzel, tamam, yani anladım. Yap, güzel alan de oluşturmak istiyorsunuz ama kaynağı nasıl biz yapacaksınız? Biz belediye olarak yer göstereceğiz. İnşaatçılarımızı teşvik edeceğiz. Tamam. Gel buraya bana 10 katlı bina yap. Tamam. 20 blok, 30 blok. Evet. Ve belediyemiz ona öncülük edecek. Taşeron firmamıza bunu yaptıracağız. Taşeron firmamızla taksitler halinde
uygun koşullarda, vatandaşın zorlanmadan tabii, ödeyebileceği miktarlarda. Tabii daha daireye taşınmadan, daireye taşınmadan 2 sene önceden başlayacak vatandaş ödemeye. Yani şimdi de öyle zaten bu. Kira öder gibi mi? Tabii, yani kira, öder gibi, ya, kira öder gibi. Kira öder gibi. Olun. Herkese uygun. 80 metrekare herkesin bütçesine göre olacak. 120 metrekareli blokları ve daireler olacak. 180 metrekareli daireler vatandaşın olacak. Ödeme koşullarına tabii, göre tabii, eğer efendim, tabii, 80 metrekarelikse 80 metrekarelik ödeme yapacak. Tabii tabii. Koşullarına tabii. Uygun değilse uygunsa 120 yapacak. Atıyorum 150 daha olacak. Daha 175 olacak aynen gibi öyle. Gideceksiniz. Aynen diyorsunuz. Öyle efendim. Evet. Aynen öyle. Ya bunlar yani belediye yeter ki yol gösterici olsun. Hı-hı. Zaten belediye bunun hepsini yapacak diye belediye kendi cebinden bunları tabii yani hangi birine? O mümkün değil. Bir yerden kaynak değil. Yapacak, bir yerden vergi toplayacak, bir yerden Ankara'dan projelerini geçirecek, bir yerden SODEŞ projelerinden yararlanacak, bir yerden Avrupa projelerinden yararlanacak. Yani şimdi destek alacağı yan şeyler de var. Yani tabii efendim yandan. Şimdi belediye başkanı ekibini kurduktan sonra ekibini yetkilendirecek, ekibini ondan sonra mevki verecek. Sen falan yerin müdürüsün. Sen falan yerin müdürüsün. Bunları görevlendirecek, yetkilendirecek. Ondan sonra belediye başkanı onlardan hesap soracak. Tabii bana karşı sorumlusunuz. Tabii. Ben siz bana ben karşı sorumlusunuz. Ben vatandaşa karşı sorumluyum. Ben de kilise halkına karşı tabii. Sorumluyum diyeceğim. Bak o zaman işler yürür mü yürümez evet. mi? Peki Sayın Başkanım yavaş yavaş toparlayalım. Programımızın da sonu. Gerçekten evet. Nasıl geldik ben anlamadım ama. Evet. Hemen hızlı hızlı geçelim. Ben evet. soracağım siz hemen. Evet. Çok böyle kısaca cevap verirseniz çok evet. sevinirim. Yerel seçimlerle biliyorsunuz genel seçimler arasında çok fark vardır. Evet. Yerel seçimlerde parti mi aday mı? Şimdi tabii ki iki seçimde de parti de ama yerel seçimlerde aday ön plana çıkar. Bunu zaten herkes benimle aynı görüşte olduğunu sanıyorum. Hı-hı. Yani vatandaş evet partimdir diyor ama falan aday da olsa daha iyi olurdu Hı-hı. diyor yani biz bunu gezdiklerimizden şey yapıyoruz yani. Hı-hı. Bizzat kulaklarımıza geliyor. Yani adayın da rolü vardır. Fonksiyonu vardır. Peki efendim. Abdülkerim Karakoç kilise için bir şans mıdır? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi bunu söylesem biraz yani ukalalık olur. Yani biraz şu projeye, haddimi, şu projeye eğer evet. ya, şunlara bakarak konuşmak lazım. Yani ben iç dünyamda öyle kabul ediyorum. Hı hı. İç dünyamda Abdülkerim Karakoç kilise için bir şanstır. Hı hı. Yani teşekkür ederim böyle bir soru sorduğunuz için. Ama bunu bir vatandaşa bunu lanse etme anlamında yani diğer aday adaylarıma haksızlık etmiş olurum. Evet. Bunu tabii kilise halkı bunu takdir edecek. Ben kilise halkı için şans mıyım değil miyim? Ve kilise halkı beni seçtikten sonra da o zaman ben bu kilise halkına layık olmaya ve gerçekten şans mıyım değil miyim? İspatlayacağım inşallah. Peki aday gösterilmezseniz şayet evet. tavrınız ne olur? Yani mesela şu güzel projelerinizi tekrar yani buyurun beraber yapalım evet. der misiniz? Yani şimdi benim bu projelerim zaten tüm adayların eline geçti. Evet. Bu projelerin hepsinin elinde var. Evet. Yani ben zaten en çok mutluluğum aday olmasam bile şu an adayım. Evet. Aday olmasam bile benim bu projelerim, bu yazdıklarım, bu çizdiklerimden yani birçok adaydan faydalandığına inanıyorum efendim. Evet. Evet. Peki. Diyelim ki AK Parti adayısınız. Kilisli vatandaşlarımız, kilisli hemşehrilerimiz size neden oy versinler? Evet, işte deminki konuştuğumuz her şey için bize oy versinler. Yani daha yani bize güvenmelerini, bize inanmalarını, bize ne bileyim ben senet şeklinde söz verdik, imzamızı verdik, çalışacağız dedik, eğitimde başarılıyız dedik. İnşallah bu belediyecilik hizmetimizde de başarılı olacağımıza inanıyorum dedik. Disiplinli bir insanım, sistemli bir insanım. Ondan sonra O deneyimleri belediyede tabii mutlaka. Tabii ekip ruhu olan, ekip çalışması olan bir insanın iyi bir işletmeci olduğumu iddia ediyorum. Yani biz yani dershanecilik efendim öyle kolay bir iş değil yani. Peki efendim dershaneye hemen son soru. Hemen dershane demişken gündemimizdeki önemli bir madde. Türkiye gündeminde işte biliyorsunuz dershanelerin kapatılmasıyla ilgili bir durum söz konusu. Bir süreç başladı. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Dershanelerin kapatılması ile ilgili. Dershanelerin kapatılması hususunda Başbakanımızın geçen gün bir kanalda konuşmalarını dinledim. Çok etkilendim. Gerçekten çok etkilendim. Başbakanımız doğrulara işaret ediyor. Ve Başbakanımıza
haksızlık edildiğine inanıyorum. Hı hı hı. Yani bir dersenci olarak hem de bunu söylüyorum. Eski evet. bir dersenci olarak bunu söylüyorum. Evet. Başbakanımıza haksızlık edildiğine inanıyorum. Hı hı. Yani daha fazla bir şey söylemem. Dershaneler kapatılmalı mı peki? Yani bir dershane sahibine soruyorum. Şimdi başbakanımıza haksızlık edildiğine inanıyorum diyorum. Artık dediniz. Kapatılmasını doğru buluyorsunuz. Şimdi bu cevabı alabilir miyiz peki? Onu bugün burada söylemeyin. Bugün burada söylemeyin. Ama ben başbakanımıza haksızlık edildiğini diyorsam yani başbakanımız gerçekten canla başla bu ülke için çalışan, uğraşan bir dünya lideri, bir dünya lideri iken, yani eğer bugün bu dershaneler hakkında da böyle bir düşünceleri varsa, buna inatlaşmak, buna ne bileyim ben yani hıvaran etmek. Farklı hesaplar üzerinden bazı şeyler. Ben öyle düşünüyorum yani bir dershaneci olarak yani farklı hesaplar olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Yoksa yani başbakanımız eğer bu dershaneler hakkında da böyle bir kapatma düşüncesi var ki çok iddialı görüyorum. Kararlı. Kararlı görüyorum. Son derece kararlı. Böyle bir düşüncesi varsa biz devlet olarak devletimize karşı gelemeyiz zaten. O zaman diyorum ki başbakanımızın bir bildiği var. Her konuda başarılı olduğu gibi bu konuda da demek ki başarılı olacaktır diyorum. Peki son olarak kilis hemşehrilerimize buyurun mikrofon sizin, neler söylemek istersiniz? Evet. Kilis halkımız sabırlı olsunlar. Sabırlı olsunlar. Yani kilisimizi baştan sona değiştireceğiz. Kilisimizde yani şöyle bir iki sene zarfında, eğer ben belediye başkanlığı kazandığımda kazandıktan iki sene sonra kiliste birçok şey değil her şeyi değişeceğini görecekler. Yani aklınıza ne gelirse, yolundan, parkından, ne bileyim ben yani işte kaldırımından, aklınıza ne gelirse, yani bir kurban satış yerimiz bile yok yani bir, evet. ki bu yani bir belediyemiz bunu evet. halbuki şehrin dışında falan yeri, haydi burayı çevirtirir, bu çok kolay olan bir şeydir yani, haydi burada kurbanlıklarınızı satın diyebilir. Evet. Evet. Yani ne bileyim ben, güzel bir zebze halimiz bir değişim yok. Yani benim gördüğüm bir değişim kararlılığı var size. Tabii kilis tabii. Için büyük değişimler baştan sonra yani baştan bu benim bu broşürümdeki konuştuklarım veya bu broşürümdeki yazdıklarım öyle sıradan olan şeyler değil. Baştan sona değişecek ve kilis halkı Abdülkerim Karakuş'a inansın, güvensin, rahat rahat uyusun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten güzel, keyifli bir program sağ olun, oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, değerli dostlar, Kritik Masa'da bugün AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Abdülkerim Karakuş'la birlikteydik. Önemli projelerini bizlerle paylaştı. Kilis halkına yeni müjdeler verdi. Evet, Kritik Masa'dan bugünlük bu kadar diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Bahar TV'den ayrılmayın. En güzel yarınlar sizlerle olsun.